öğreniyor. Yani tabii bu aslında bu kadar gün beklenilmiş olması bize bir başka şeyi gösteriyor. O da çok ciddi bir iktidar içi mücadele, kavga var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı bu kavgayı bu kadar gün boyunca izledi, taraflara baktı. Kendisine en uygun olan ortamı oluşturduktan sonra bugün bu açıklamayı yaptı. Dolayısıyla bu kadar gündür suskun olmasının bir gerekçesinin de ben bu olduğunu düşünüyorum. Çok inanılmaz bir kavga sürüyor bir taraftan. Bir çıkar çatışması aslında bu. Ve daha önce de buna benzer dönemleri Türkiye çok yaşadı. Şimdi bakın, mesela son söylediğine geleceğim. Sonra Sayın Davutoğlu'nun söylediğine bir şey daha Buyurun. eklemek istiyorum. Tabii. Şimdi diyor ki, mesele Türkiye meselesi, hedef Türkiye diyor. Doğru değil efendim. Şimdi bakın, ne olsa iktidara, var olan bugünkü iktidara, Cumhur İttifakı'na yönelik hangi eleştiri olsa hemen savundukları şey ne oluyor? Bu Türkiye'ye yönelik, hedef Türkiye'dir, hedef Türkiye'nin bekasıdır. Böyle bir şey yok. Yani neden böyle bir şey yok? Birincisi, AKP MHP ittifakı bütün Türkiye demek değil. Türkiye'nin bir parçasısınız siz. Yani üstelik de daha küçülen bir parçası. Yani kamuoyu yoklamalarını sizler de izliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla bir iktidarın eleştirilmesi, bir iktidarın yanlış politikalarının, yanlış uygulamalarının ya da kirli ilişkilerin eleştirilmesi bütün Türkiye'nin eleştirilmesi demek değildir ki. Bu sadece bir iktidara yönelik eleştiridir ve bunun düzeltilmesi, bunun değiştirilmesine yönelik taleplerdir esas itibariyle. Fakat bu iktidar hangi taktiği benimsemiş vaziyette, hangi eleştiriyle karşı karşıya kalınırsa bütün Türkiye hedefleniyor. Türkiye'nin bekası, hayır değil. Türkiye'nin bekası değil, iktidarın bekası meselesi esas itibariyle. İktidarın bekasıyla Türkiye'nin bekası aynı değil, değil mi? Değil, tabii ki değil. Çünkü Yani bu böyle iktidar anlatılmaya öyle çalışıyor. anlatıyor, çünkü böylelikle toplumda bir korku yaratıyor. Acaba ülke ve toplum tehlike altında mı diye. Hayır, şu anda iktidarda olan bir ittifak var. Bu ittifaka yönelik bir eleştiri, bir tartışma söz konusu ve bunu dile getiriyor siyasal ve toplumsal muhalefet. Dolayısıyla ne Türkiye'nin bekası ne toplumun bekası ile ilgili bir sorun yok ortada. Bunu çok net olarak görmek gerekir. İkincisi de bugün yine konuşmasında ifade etti. Yani ne zaman bir eleştiri ortamı olsa, birileri kalkıp eleştirse iktidar hemen darbe tehdidini ortaya atıyor. Darbe tehdidi var diye yine bugünkü konuşmada ta geçmiş darbelerden bugüne kadar gelen bir dönemi ele aldı ve bir kez daha AKP MHP ittifakına yönelik bir darbe tehdidinin ortaya konduğunu söyledi. Bu da doğru değil. Siz de biliyorsunuz ve bu bir taktik haline geldi. Toplumda korku yaratıyorlar. Darbe tehdidi var. Türkiye'nin bekası söz konusu. Hiçbiri söz konusu değil efendim. Çok açık bir şekilde bu iktidar eleştiriliyor. Bu iktidar tartışılıyor. Bu iktidarın yanlış iç politikası, dış politikası, yanlış ekonomi politikası, kurduğu gayrimeşru ilişkiler, bunlar tartışılıyor. Varsa bu ilişkiler ortaya çıkarılmalıdır. Bu tartışılıyor esas itibariyle. Sayın Davutoğlu biraz evvel 7 madde sıraladı. İkinci maddesi çok önemliydi gerçekten. Ve o açıdan da tartışılması gerekiyor. Bu kadar gündür neden acaba hiçbir savcı harekete geçmedi? Siz bunu çok tuhaf bulmuyor musunuz? 25 gün oldu, değil mi? Hiçbir Yeni savcı. kaset yayınlandı. Evet. Burada bir şey soracağım. Evet. Sizin entelektüel birikiminize de güveniyorum. Estağfurullah. Bir satranç oynanıyor. Dikkat ediyor musunuz? Tabii. Hamleler peş peşe geliyor. İlk hamleyi Sedat Peker yaptı. Evet. Bu Türkiye'den kovuldu. Daha doğrusu dosya hazırlandı Sedat Peker hakkında. İçişleri Bakanı'yla Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde emniyet yetkileri Sedat Peker'i içeri almak için bir dosya hazırladı. Sedat Peker'in bu dosyadan haberi olduğu gün ailesini aldı ve yurt dışına kaçtı. Önce Makedonya'ya kaçtı. Evet. Daha sonra Karadağ, Sırbistan, sonra Fas, şimdi Birleşik Arap Emirlikleri. Bir şey dikkatimi çekiyor. Şimdi Sedat Peker kendisini kurtarmak için hamle yapıyor. Bilgiler var. İktidarla iç içe geçmiş. İktidara hizmet etmiş. İktidarın işlerini kolaylaştırmış. Hatta ve hatta söylemiyor ama kastediyor. İktidar için belki de adam öldürmüş. Böyle bir adam var karşımızda. Evet. Ve bir hamle yaptı. Her hamleden sonra önce Süleyman Soylu'yu sürdü önüne. Süleyman Soylu'nun hamlelerini izledik. Bugün evet. Gelinen noktada artık Soylu aradan çıktı. Sayın Erdoğan bir hamle yaptı. Sonra ne olacak? Şu anda bütün bu
kirli ilişki iddialarını ve siyaset, bürokrasi ve mafya ilişkilerine dair iddiaların hepsini aslında bu iktidar bugün Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte sahiplenmiş oldu. Onların hepsinin önüne geçti ve dedi ki ben buradayım ve bu şekilde devam edeceğim. Yani bu düzeni bu şekilde devam ettireceğim demiş oldu. Vahim olan bu esas itibariyle. Çünkü kendine güvenen bir iktidar olsa bu tür ilişkilerin ve bu işlerin iktidarın kontrolü ve alakası dışında gerçekleştiğine inanan ve güvenen bir iktidar olsa der ki savcılara açın soruşturma, teker teker bu iddiaları soruşturun ve biz bu soruşturmanın arkasındayız der. Ama kendine güvenmediği için ve bütün bu işlerin bir biçimde aslında parçası olduğunu, şu ya da bu ölçüde parçası olduğunu bildiği için bu iktidar, şimdi bunun soruşturmasının önüne geçti ve bu şekilde bu düzeni devam ettireceğim demiş oldu. Bence vahim olan budur. Yani 1996 döneminden bugünün farkı esas itibariyle budur. O zaman iktidar bunları açıkça sahiplenmemişti. İlişkileri olsa da bir soruşturmanın hem mecliste hem meclis dışında önünü açmıştı. Bugünkü iktidar ise her türlü soruşturmanın ve araştırmanın önünü kapattı. Ve ben bunları sahipleniyorum demiş oldu esas itibariyle. Sizin o satranç lafına çok doğru. Gerçekten bir kavga, iç kavga var. Bir ittifak içi kavga var. Bunun parçaları var belli ki. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bu kavganın çeşitli tarafları ve parçaları var. Ve bir satranç şeklinde şimdi herkes kendi hamlesini yapıyor ve bu dönemi nasıl atlatırız diye bakıyor. Bunu önümüzdeki günlerde de izleyeceğiz, göreceğiz elbette. Sayın Erdoğan'ın bugünkü konuşmasıyla ilgili 3 seçenek ortaya kondu. Dedim ya, satranç maçı gibi. Evet. Hakikaten hamleleri dikkatle izlememiz lazım. Piyonu nereye sürdü, veziri niye çekti, fili niye o tarafa sürdü, at niye çıktı. Yani şunu söylüyorlar, 3 seçenek. 1. Sayın Erdoğan, Sedat Peker'in bundan sonraki 8. oluyor değil mi? 8. kasetinden korkuyor, çekiniyor. İşin daha fazla büyümesini engellemek için Soylu'nun arkasında duruyor ve Sedat Peker'i susturmak için yöntemler arıyor. 1. 2. Sayın Erdoğan, Süleyman Soylu'nun elindeki bilgi ve belgelerden çekiniyor ve Süleyman Soylu'yu harcamaya şu an gücü yetmiyor. Yani Soylu'nun sahip olduğu, çünkü dikkat ederseniz son Habertürk'teki programda sürekli tehdit eder gibi bir hali vardı Soylu'nun. Sürekli. İşte Muammer Güler'in oğlunun bankada para sayma makinesi. Hatırlıyor musunuz onları? Yani bir mesajlar verdi. Bir şeyler söyledi. Beni harcamayın dedi. Diye insan aklına geliyor. 3. Parti içi dengeler ve bu işin büyümesi durumunda işin ucunun daha yukarıya gelme korkusu da Sayın Erdoğan'ı etkilemiş olabilir. Bu üçü arasında hangisini tercih edersiniz? Vallahi bence üçü de geçerli. Yani şöyle söyleyeyim. Birincisi, Sedat Peker'in videolarına baktığınızda aslında o da bir pazarlık yapıyor ve bir tehdit kullanıyor. Yani 7. videosunda, 8'de de 7'de de bunu çok net olarak gördük. O da bazı şeyleri söylemiyor ama söyleyebilirim diyor. Hatırlayın, İran Sabiha Gökçen bağlantısı dedi. Suriye, Laskiye ve kokain ticareti dedi. Bütün bunlar, bir de çok ilginç bir şey daha söyledi. Uluslararası hukuk çalışıyorum şu anda dedi. Uluslararası ceza açısından devleti zor duruma düşürmemek için dedi. Şimdi bunlarla aslında Sedat Peker önemli işaretler verdi. Ben bunları konuşabilirim ve bu bildiklerim önemlidir, siz biliyorsunuz dedi. Sizin ikinci maddede söylediğiniz, Soylu da aslında televizyon programında tehdit etti. Azdan az, çoktan çok gider dedi. Son televizyon programında kendisinden önceki çeşitli bakanlara ve şu andaki bazı bakanlara yönelik tehditler üstü kapalı bir şekilde söyledi. Hem geçmiş dönem İçişleri Bakanlarına, şu andaki Adalet Bakanına ilişkin tehditler yaptı aslında. O da ben de konuşurum dedi. Üçüncü söylediğiniz de doğru. Bütün bunların hepsi aslında, dedim ya, bu iktidarın çok ciddi kirli ilişkilere bulaşmış olduğunu gösteriyor ve çok yukarılara kadar giden ilişkiler
bilgiler bunlar. Dolayısıyla bunun nereye kadar varacağını tam göremedikleri için ve bunu engellemek için de üçüncü şıkta geçerli hale geliyor. Yani aslında sizin söylediğiniz içinden ben bir tanesini seçmiyorum, üçünü de seçiyorum. Üçü de geçerli. Testlerde var ya, D şıkkı hepsi doğru. Evet, D şıkkı hepsi doğru. Yani. Şimdi arkadaşlar, dün şey vardı, çok önemli bir şey söyledi Sayın Başkan. Bu son Sedat